Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılınç, nefes ve yaşam koçuyum, farkındalık danışmanıyım. Bu kanalı açmamdaki neden de daha sağlıklı ve daha mutlu olmak için kendim yaptığım, danışanlarımda uyguladığım ve çok güzel geri dönüşler aldığım sonuçları sizlerle paylaşacağım. Bunun için bu videonun ilk konusu nefesle başlayacağız. Çünkü nefes çok önemli. Bizler nefes alarak bu dünyaya geliyoruz ve nefes vererek de ölüyoruz arkadaşlar. Onun için en önemli konumuz nefes. Bizler doğduğumuzda aslında %100 doğru nefes alarak dünyaya geliyoruz. Ancak 2 yaşından sonra Freud'un deyimiyle ego oluşmaya başladıktan sonra bizler istemsiz olarak farkında olmadan nefesimizi bozuyoruz. Peki bu nefesimizi bozuyoruz, bunlar bizim yaşamımızı nasıl etkiliyor derseniz, bizler nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün, şimdi bir 2 yaşındaki çocuğu gözünüzün önüne getirelim. Çocuk %100 doğal nefes alıyor, %100 akciğer kapasitesini kullanıyor ve bundan dolayı da yaşamı zaten %100 yaşayabiliyor. Ancak 2 yaşından sonra bizim işte bilinçaltımız açılmaya başlayınca bu kayıtlardan dolayı, yaşadığımız olaylardan dolayı bu akciğer kapasitesi küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve %30 kapasiteye kadar düşebiliyor. Ve şu anda dünyamızda birçok insan %30 kapasiteyle nefes alıyor. Peki %30 kapasiteyle nefes aldığımızda ne oluyor derseniz, işte biz bu sefer yaşamı %100 değil %30 yaşayabiliyoruz. Ne anlamda? Sağlık anlamında, fiziksel anlamda, zihinsel anlamda ve ruhsal anlamda. Bu bizim sağlığımıza da yansıyor, ilişkilerimize de yansıyor. Maddi, manevi bu dünyadaki bütün hayatımızı yansıyor. Şimdi öncelikle doğru nefes, birincisi arkadaşlar, burundan alıp burundan verdiğimiz nefestir. Bizim ağzımız yemek yemek için, burnumuz nefes almak için yaratılmıştır. Çünkü bizler burnumuzdan nefes aldığımızda dışarıdaki hava sıcak ya da soğuk veya her türlü bakteri, virüs olduğunda da burnumuzun içerisindeki o kanallarımız bize içeriye giren oksijenin bedenimizin ısısına göre ayarlayarak bedenimize alıyoruz. Bu aldığımızda ne oluyor? Tabii dışarıda olan eğer bir bakteri virüs varsa da bunları burnumuzun içindeki birçok mekanizma tarafından tutuluyor ve biz doğru bir şekilde %21 oksijeni almış oluyoruz. Peki sadece burnumuzdan nefes alıp vermekle doğru tam %100 nefes alabiliyor muyuz dersek maalesef alamıyoruz. Bunun için zaten nefes koçluğu diye bir iş kolu var arkadaşlar. Yani aslında nefes koçu size nefes seanslarında sizin kendi nefesinize özel teknikler uygulayarak %100 akciğer kapasitenizi yükseltiyor. Aynı zamanda nefes bizim sadece fiziksel olarak etkilemiyor arkadaşlar. Şimdi evet yaşam enerjisi dedik. Evet çok önemli. Bu dünyaya gelmemizi sağlıyor. Ancak bizim aslında beynimiz, zihnimizdeki birçok duygu ve düşünce de oksijenin yetersizliğinden negatif oluyor ve bozuluyor. Bizler bilinç ve bilinçaltı tüm çalışmalarımızda da negatif düşüncelerimizden arınmak için de nefesi kullanıyoruz arkadaşlar. Nefes öyle bir şey ki, yani doğru bir oksijen girdiğimizde beynimize daha olumlu duyguları yaşıyoruz. Şimdi gene çocuklara gözümüzün önüne getirelim. Şimdi 2 yaşındaki bir çocuğu düşünün. Çocuk nasıl? Doğru ve doğal bir nefes aldığı için öncelikle mutlu. Her an mutlu. Yani bir çocuğa gidip de işte niye gülüyorsunuz diye soramazsınız. Hatta size böyle tuhaf tuhaf bakar yani. Hani sen neden bu kadar üzgünsün, niye gülmüyorsun diye. Çünkü çocuk doğru nefes aldığı için, %100 aldığı için beynindeki bütün nöronlar ona zaten pozitif duyguları yaşatıyor. Ve parasempatik sistemle sempatik sistem doğru bir şekilde, dengeli bir şekilde çalıştığı zaman zaten mutluluk hormonlarımız salgılanıyor arkadaşlar. Onun için nefes burada çok önemli. Bir de nefes bizim özellikle anda kalmamızı sağlıyor. Şu anda bizim bu yaşadığımız yüzyıldaki en çok problem zaten ya geçmişe takılı kalıyor insanlar ya da gelecek kaygısı oluyor. Ancak biz nefesimizi kullanarak kendimizi, bedenimizi, ruhumuzu, zihnimizi
şu ana, şimdiki ana getiriyoruz. Ve şimdiki anda yaşadığımız zaman zaten mutluluk orada. Bütün her şey anda, şimdiki anda oluyor. Çocuklar bunun için anı o kadar güzel yaşıyorlar ki, onun için hep mutlular. Nerede oldukları, nasıl oldukları değil, her bulunduğu durumdan ve olaydan mutlu olmayı başarabiliyorlar. Üçüncü olarak da nefesin etkilerini ruhsal anlamda çok güzel bir şekilde deneyimliyoruz. Şimdi bizler Yaradan tarafından yaratıldık. Ancak onunla bir bağ kurabilmek için Yaradan bizi ruhundan üfledi. Biz nefesimizle her bağlantıya geçtiğimizde de aslında kendi öz benliğimizle, Yaradanımızla, yani size göre, inancınıza göre bu her neyse diyebilirim, evrenle, Allah'la bağlantıya geçiyoruz. Peki böyle olduğunda ne oluyor? Son zamanlarda görüyorsunuz zaten bütün hastalıkların altındaki yatan neden stres ve ruhsal problemler. Depresyon ilaçlarının kullanımları çok daha fazla arttı. Bu dönemlerde özellikle pandemiden sonra daha da çok arttı. Çünkü insanların kendi ruhsal iletişimleri koptu. Bu ruhsal iletişimde, bağlantıda olduğumuz zaman da kendimizde özgüvenimiz gelişiyor, özdeğer duygumuz gelişiyor ve böylelikle hiçbir şeyden korkmuyoruz arkadaşlar. Korku denilen bir duygunun yerini sevgi alıyor öncelikle. Şimdi sizlere daha ilerleyen videolarda nasıl nefes alırız, nefes teknikleri nelerdir, onlardan da bahsedeceğim. Ancak en kısa şekliyle bugünkü verebileceğim konu, nefes alırken birincisi nefesimizin karnımızdan başlaması gerekiyor. İkincisi göğsümüzden başlaması gerekiyor. Birinci, ellerinizi karnınıza koyarak öncelikle nefes aldığınızda karnınızın şişmesi gerekiyor. Bunu sizler kendinizi kontrol edebilirsiniz. Ellerinizi karnın üzerinize koyun, nefes alın ve karnınızın şiştiğini görün. Ve nefes verirken de karnınız içine doğru gider. Dediğim gibi yani çocuklar burada aslında bizim için o kadar güzel öğretmenler ki, herhangi bir yeni doğmuş bir çocuk olabilir, bir yaşında olabilir, keşin olabilir. Bütün çocuklara baktığımız zaman nefesi karından başlar çocukların. Yani diyaframdan başlar. Çocukları kendimize çok güzel örnek alabiliriz. Nefesle daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha başarılı olabiliriz. Çünkü en önemli olan bizim bedenimize giren nefes ve oksijen oranı. Biliyorsunuz bütün cilt ve güzellik ürünlerin içerisinde de oksijen kullanılıyor. Bütün hapların içerisinde de oksijen var. Oksijen bizim hücrelerimize girdiği zaman bütün hücrelerimizde ATP üretiyor. ATP nedir? Enerji. Ve enerji ürettiği için de bizler daha enerji, daha mutlu oluyoruz, daha sağlıklı oluyoruz ve daha cesaretli, özgür oluyoruz. Şimdilik bugünlük bu kadar, yeter diyelim. Size çok güzel videolar çekeceğim. Eğer benden duymak istediğiniz, özellikle bahsetmemi istediğiniz konular varsa sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. İyi günler.